Hoş geldin. Hoş bulduk Öykü Hanım. Nereye gidiyorsun? Antika ve Nostalji Festivali'ne gidiyorum. Var mı böyle bir festival? Varmış önceden. Kopya çektim internetten. Hı. Böyle antika ürünler falan satılıyor ama böyle herkes böyle kostümler falan giymiş içeride. Ben de onun gibi bir şey. Gel bakalım. Tatlı bir festivalmiş. Keşke devam etseymiş. Antika? Antika ve Nostalji Festivali. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Sormayın. Dilara. Çantan üzerine uygun değil. Evet, mikrofonla oynama. Ayakkabıların o elbisenin altına evet olabilir. Güzel duruyor. Elbisen de otriş. Okey ama ben çok sevemedim üst kısmını. Bilmiyorum. Kostüm desem kostüm değil. Cici bir abiye desem o da değil. Bu abiye sınıfına giren bir elbise. Ama cici bir abiye desem evet. Dedim. Cici bir abiye mi o? Cici mi o? Değil. Cici mi yani? Tamam, değil. Tamam, mi yükselme. Mi tonuna gitme Dilara. Hiç çekemeyeceğim. Bir tamam, abiye. Sonuç olarak cici bir abiye yani, de olmadığı için beğenmedim. Anladım. Teşekkür Duygu. Ederim. Cici değil, dikişleri falan kötü yani. Kötü O bir cici abiye. Öyle mi? Tamam. Ya siz cici abiyesiniz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir kere ben hayır yani. İsmini bu şekilde her yerde böyle sayısız kez falan telaffuz edemezsiniz. Bir kere Bahar'cığım ya bizim de cici benzemiyorsun ki. Elbisesinden de bahsediyorlar. Elbisesinden bahsediyorlar şu anda. Elbisesin hani cici, tatlı, sevimli, cici. Şimdi sakince arkana yazsın. Tamam cici cici yapabilirsin. Cici cici hani. O anlamdaki cici. Gel göster cici nasıl sanatçı cici yani değil. Cici böyle bir tane ayakkabı giyebilir. Böyle bir tane elbise de giyebilir ama yani o cici olduğu için. Evet. Giyebilir mi? Sen cici değilsin. Giyebilir. O bir star olduğu için giyebilir. Bence giymez ama Bahar. Burcu giyemez. Giyer mi? 3 yaşındayken giymiştir. O zaman okey. Teşekkür ederim Bahar'cığım. Duygu. Sen 23 yaşındaydın. Bahar bekle. Duygu yorum yapıyor. Yapsın. Tamamlasın. Nasıl? Devam et Duygu. Bu bence de abiye sınıfına biraz giriyor. Cicili bicili bir cicili olan elbise. Ben elbiseyi çok sevmedim. Evet konsepte gerçekten uyuyorsun. Altın tamamen otriş ama elbiseyi ben beğenmedim. Devam et. Ayakkabıların güzel, çantanı zaten konuştuk. Çok uygun değil. Elbiseyi sevmedim. Bahar, bir şey söylüyordun. Hala inanamıyorum. Yani bana mesela bir tane bile cici dememişlerdi. Ben bu yüzden söyledim ama sen ki cici bir abiye cici değil, diyemeyiz oradan ki. Diyor ki cici diyor. Şimdi olgunlara cici diyemiyoruz. Işte. Ah, şey cici söyleyeceğim. Eğer konu ciciyse zaten bu konuyla ilgili en çok ben yorum yapmalıyım diye düşünüyorum. İşte o yüzden dedim. Evet. Sen bence bak ne yap biliyor musun? Mesela öyle değil mi? Cici ve Zayn evlensinler. Sonra onların bir tane de çocukları olsun. Sonra sen onların çocuklarını falan idol al. Çünkü sanırım sen böyle embriyoları falan idol alıyorsun ve öyle giyiniyorsun. Ama burada böyle giyinilmez. Ben bunları giymem kötü görünüyorsun. Teşekkür ederim Bahar. Simay sonuyorum. Yani bir şarkı yollayacaktım ama arkadaşlarım söyledi zaten o şarkıyı. Ha, cici kız. Şimdi bu eteği burada her rengini giydiler. Ben de giydim. Bu elbise. Her neyse. Yani onun üstüne bence kazak tarzı bir şey giymeliydin ya da gömlek tarzı bir şey giymeliydin. Bembeyaz olmalıydın ve altına da nude bir stiletto giyebilirdin. Gamze bugün öğrendi mesela. Sen de bugün öğren. O çanta mevzusuna gelince de olmamış. Keşke çantasız falan çıksaydın ama sen kendini çok beğendin. Evet. Yani o otrişlerin de zaten çok yetersiz geldi bana. Emine'ye bir yorum yaptın, o dikkatimi çekti. Sen kafana koymuşsun, bak görmüyor musun otriş dedin. Ama otrişin ebeti büyüyünce tarz olunuyor diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Küçük de olsa doğru yerde kullanınca tarz olunuyor. Nicelik değil, nitelik önemli diyorsun öyle bence mi? Benim kendi fikrimce. Yine noktayı koydunuz Öykü Hanım. Yani o yüzden çok fazla kullandığın için tarz olacaksın diye bir şey yok. İnşallah doğru bir yerde kullanmışsındır. Umarım. Hazır mısın? Şarkın hazır mı? Evet hazır. Güzel. Söyleyeyim mi? Yok jüri karşısında. Tamam. Bol şans. Teşekkürler.
Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk İvan Hanım. Peki sesin güzel değil mi? Güzel. Doğru. Sesim güzel, evet. Da zaten duyduk bir kere. O zaman bir kere daha duyalım. Tamam. Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım, 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 ah kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevdan. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ay bir tane daha söyle. Ay çok güzel. Ne olur yıkılıyor. Bütün tüylerim diken diken oldu. Vallahi biliyorsun. Benim de. Burcu çantandan ayrıl bence. Zaten ayrılacaksın büyük ihtimalle. Vedalaş çantandan. Bir de mikrofon al istiyorsun. Mikrofon verebiliriz. Gel, destek olsun. Gel. Ama ne söyleyeceğim? Çantanla vedalaş. Şeyi biliyor musun? Ay harika bir sesin var. Yanarım yanarım söyle. Duyanlara duymayanlara biliyor musun? Yanarım yanarım. Sertab Erener. İstersin burada. Evet oradan başla. Tamam. Ne olur aç kapıyı. Yine tat yüreğim acıyı. Yenildik mi biz maziye, aç kapıyı. Darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize. Kaybolan midimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Ay Burcu ne kadar güzel sesin var. Teşekkür ederim. Yorumu da çok güzel. Ay çok güzel. Bir yani suya o... hak etti. Sesi güzel, yorumu sesi, da güzel. Sesi, rengi, ay, muhteşem. Muhteşem. Ay Ceder bir tane daha söylesene ya. Söyle. Teşekkür ederim. Söyle bir tane daha. Bir tane daha söyleyeceğim tamam. Onu da siz seçin onu da bayıldık. Söyleyeyim. Duyanlara duymayanlara. Biliyor musun arabesk? Onu bilmiyorum pek ama bir saniye. Birazcık nakaratını sadece biliyorum. Tamam. Şey var ya, derece. Duyanları duymayanları da... Durum. Bravo. Süpersin. Güzel. Bravo. Teşekkür ederim. Pes. Harika. Yarın da başka, yarın da sen ağlamayı söyle. Tamam. Tamam mı? Çalış ona. Tamam. Hangisi ama sen ağlama? O kızın söylediği, dizide söylediği ha, versiyon. Tamam. Evet, muhteşem şarkıları duyduk. Şimdi Tarzi'ye dönelim. Aslında sen burada en fazla otriş kullandın. Düşünüyorum. Ve doğru. Ve doğru yaptın. Ayakkabının kombinin bu elbisenin altında beğendim. Doğrusunu bu. Elbisenin sadece belin kısmı böyle tekrar gümüş metal bir kemer taksaydın... Senin o belini biraz daha sıksaydı. Evet biliyorum biraz şişko, yani şişko gösterdi beni biliyorum. Otiş öyle ister istemez evet. Geniş gösteriyor. Hı-hı. Çünkü bir tül var üzerinde. Onu bir biraz sıksaydın muhteşem olurdu ama ben seni gayet beğendim bugün. Ay teşekkür tamam. Ederim ya şu an böyle bir şeyler havai fişekler falan atacağım. İlk beğenimi aldım şu anda. Güzel bir beyaz otrişli elbise giydin hem de konsepte uygunsun.
Hem de güzel bir kombin yaptın. Tarsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Ercan Bey. Çok güzel bir kızsın ya. Ya çok teşekkür ederim. Yüzün o kadar güzel ki. Ya çok tatlısın. Vallahi çok beğeniyorum seni. Teşekkür ederim. Bir gün yüzünün üzerine çalışmak isterim. Ya gerçekten mi? Evet. Şu an ölebilirim. Titriyor bacaklarım. Şu an zangır zangır titriyor. Şov çok, yaparım yani. Burcucuğum, puan yüzüne. Kırılan çantanı unuttun. Şunu da bir al istersen. Hayır. Yok yok, hayır. Puan kıracağım bir şey yok yani. Ben siyah beyaz bu kontrasını da sevdiğim diye yani. Elinde alabilirsin tabii ki. Yok, çantalardan, ayakkabılardan puan kırılıyordu yani. Çünkü şimdi beyaz çanta olsaydı çok bembeyaz her şey olur. Gümüş de olabilir, siyah da olur. Ben siyah çantayı sevdim. Keşke gümüş olsaydı. Aynen. Ben siyah, siyah da sevdim. Olur buna. Evet. Modern durdu. Kerimcan Bey, en son diyordunuz ki yüzünüz üzerine çalışabilirim. Evet, çok güzel bir iş çıkartırım dedim. Teşekkür ederim. Çünkü çok güzel, çok müsait makyajı yüzün. Yakın zamanda ben de yapayım makyaj sana. Ya tamam. Ben elbiseni beğendim çünkü konsepte çok uygunsun. Hı hı. Yani görmek istediğimiz bu tarz şeylerde, ne bileyim, üzerine bir yelek, ostrişli, böyle bir etek, bir elbise, ostrişli detaylı. Otriş, özür dilerim. Öyle mi demem gerekiyordu? Ben sevdim. Ayakkabılarına doğru. Sen çok güzelsin. İyi görünüyorsun. Tarsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Burcu. Ay Kemal Bey, hoş bulduk. Çok tatlısın. Ya teşekkür ederim. Enerjin de çok güzel. Teşekkür ederim. Ve en doğru sen kullanmışsın bugün otrişi. Teşekkür ederim. Hani gece elbisesi olarak olabilirdi. Keşke daha abartılı bir astrolist elbisesi birisi giyseydi. Bir kere Nazlı Hamarat giymişti, hatırlar mısın? Böyle evet. Kocaman otriş, evet, böyle güzeldi. Dans etmişti falan. Öyle bir şey olsaydı keşke. Ama seninki doğru bir kullanım. Saçın güzel, makyajın güzel, stylingin gayet iyi. Bir de çok genç bir elbise bu. Senin tabii, yaşına yaşıyorum. Çok uygun. Gayet iyi görünüyorsun. Ya teşekkür Tarsın. Ederim. Teşekkür ederim. Bye kaptın bye. Tarzını Burcu. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Yerini alabilir seni. Heyecanlandım.